Herkese merhaba, kanala hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonu bülteniyle yine karşınızdayım. Cumartesi bülteninden bahsedeceğim. Toplam 9 tane maç ayırdım bugün. Yine güzel maçlar var. Oranlar da yine güzel. Bazı maçları yine birleştirip altlı üstlü denedim. Bu hafta bol gollü bir bülten olacak gibi görünüyor. Çünkü çoğu maça hep karşılıklı gol var almışım. Yine hafta içi Avrupa maçı oynayan takımlara dikkat etmenizi tavsiye var arkadaşlar. Hemen bilgisayara geçeceğim. Siz de bana destek olmak için kanala abone değilseniz abone olursanız, like ve yorum yaparsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen bilgisayara geçiyorum. Maçları bunlar arkadaşlar. 9 tane maç. İsterseniz burada bir durdurup not alabilirsiniz. Almanya'dan 4 tane maç almışım. Almanya Ligi'ne çok oynuyorum bu aralar. Hollanda Ligi'nden yine 2 maç aldım. Birer tane Championship İngiltere'den maç aldım. 9 tane maçtan bahsedeceğim. Yine videonun sonunda 3 tane de kupon paylaşacağım. Aklınızda yatarsa kuponları da oynamak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ya da kendi şansınızı yaparsanız sizin için de daha iyi olur. Hemen geçelim ilk maçımıza. Saat 17.30'da Darmstadt Stuttgart'ı ağırlayacak kendi evinde. İlk önce oranlara bakalım. Stuttgart'ın oranı 1.29. Düşük bir oran vermişler. Stuttgart'a oran yükseltmek için, desteklemek için ben Stuttgart'ın yanına oran yükseltmek için başka seçenek ekleyeceğim. Ama önce deplasmanda nasıl oynuyor Stuttgart ona bakalım. Deplasmanda 15 gol atıp 17 gol yiyor. Son 5 maçın 3'ünü kaybetmiş ama Bayern'e kaybetmiş. Mönchengladbach'a 3-1 kaybetmiş. Bu maçta da çok kötü oynamadı aslında. Bir de burada Bochum'a gol attı, gol atamadı ama bu maçta da çok güzel oynadı. Gol atamadı. Son haftada Freiburg'u 3-1 deplasmanda yendi. Darmstadt zaten ligin en kötü takımı. Zaten düşecekler. Şu anda da zaten son 5 maçın kendi evinde 4'ünü kaybetmiş. Bir tek Frankfurt'ta 2-2 berabere kalmış. Kendi evinde gol yiyor Darmstadt. Alt üst durumuna bakalım. Kendi evinde kaç gol yemiş? İç sahada oynadığı maçın 11'inde 23 gol yemiş. Neredeyse 2 gol yiyor arkadaşlar. Stuttgart deplasmanda da olsa çok golcü bir ekip. Deplasmanda da olsa ben Stuttgart'ın 2 gol atacağını düşünüyorum. Leipzig'e 5 gol atmıştı kendi evinde. Freiburg'a 3 gol attı. Leverkusen'a bile 2 gol atabildi deplasmanda. Bayern Münih bile Leverkusen gol atamadı biliyorsunuz. Bu haftada Mainz'a 3-1 yendi. Deplasmanda da olsa çok gol yiyen Darmstadt var. Minimum 2 gol yiyor. Ben maç sonu 2'nin yanına 1.5 üst ekledim. O şekilde değerlendirdim oranı biraz arttırmak için. Maç sonu 1.5 üst ve 2 oynarsak 1.46 oran alıyoruz. İsteyenler bir tık daha riskli. 2.5 da oynayabilir ama o zaman Darmstadt'ın da gol atmasını beklemek zorunda kalabilir. Çünkü 2-0'a getirip Stuttgart bırakabilir. Bu biraz daha riskli. Ama 1.5 üstü daha ideal gibi görünüyor. Maç sonu 1.5 üstü maç sonu 2, 1.46. Aklınıza yatarsa kuponlara bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar geçelim ikinci maça. Mainz kendi evinde Augsburg'u ağırlıyor. İki takımın puan durumlarına bakalım. Augsburg orta sıralarda 11. sırada. Mainz düşme potasında. Mainz'in düşmemesi gerekiyor çünkü köklü bir takım aslında. Bu arada olması sıkıntılı ama kurtarabilecek gibi de görünmüyor. Union Berlin direkt rakibi burada. Union Berlin'de son haftalarda biraz çıkışa geçti. Buradan kurtulması gerekiyor. Acil puana ihtiyacı var Mainz'in. Augsburg'da deplasmanlarda nasıl oynuyor? Bir bakalım. Son haftalarda kendi evinde oynadığı maçlarda formdaydı. Son hafta Bochum'la 1-1 beraber kalmış. Ondan önce de Augsburg deplasmandan Mönchengladbach'ı yenmişti. Stuttgart'a yenildi. Bremen'e yenildi. Mainz kendi evinde ne yapıyor? Ona bakalım. Mainz'ın performansı da kötü kendi evinde. Freiburg'a yenilmiş. Heidenheim'a yenilmiş. Gol atmakta sıkıntı çekiyor. Yine Wolfsburg'da 1-1 beraber kalmış. Bremen'e 1-0 mağlup olmuş. Son haftada Union Berlin'e 1-1 beraber kaldı burada. Yine sıkıntılı bir maç olacak gibi görüyorum ben. Oranlara bakalım. Mainz'ın oranı 1.77. Favori gösterilmiş Mainz ama bence Augsburg tehlikeli bir takım. Augsburg gol atabilen bir ekip. Bayern Münih'e bile 2 gol atmıştı. Mönchengladbach deplasmanda 2-1 yendi. Bochum 1-1 ve son haftada Leipzig'de 2-2 berabere kaldı. Ben Augsburg'un Mainz'e 1 gol atabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Mainz'ın da 1 gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok golcü bir ekip değil. İkisi de aslında çok golcü bir ekip değil. Ama Mainz daha kısır bir takım. Gördüğünüz gibi son maçı zaten ya 1-1 ya 1-0 ya 1-1 ya 1-0 bandında geçiyor. Son hafta Stuttgart'tan 3 gol yedi. Onu baz almıyorum. Stuttgart golcü bir ekip. Aynı şekilde Augsburg'da bir tane gol atabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok gol diyemiyor Mainz. Yani benim aklımdan geçen 1-1 skor var. 1-1 bitebilir. O yüzden 2-3 gol oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. 2-0 bir taraf kazansa bile sıkıntı olmaz. 2-3 gol daha ideal bir tercih gibi geliyor bana. Aklına yatanlar 1.76'dan 2-3 gol ekleyebilir. Ben bunu riskli kupona ekledim. Videonun sonunda anlatacağım onu. Riskli kuponlara girer. Yani öyle banko ideal kuponlara girmez. Biraz daha riskli kuponlara girer diye düşünüyorum. Geçelim diğer maçımıza. Yine Almanya'dan saat 17.30'da başlıyor yine 3. maç. Wolfsburg Borussia Dortmund'u ağırlayacak kendi evinde.
Dortmund son haftalarda çok formda. Son 5 maçına bakalım. Zaten 4. sırada yerini garantilemeye çalışıyor Leipzig'le. Dördüncülük savaşı veriyor burada. Yine Stuttgart'ın üstüne de çıkabilir. Üçüncü de olabilir ama ikinciyi Bayern Münih'i yakalayamaz burada. Ya üçüncü olacak ya dördüncü olmak istiyor. 3-3-4 olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Leipzig de tabii Borussia Dortmund'u sıkıştırıyor alttan. Bu hafta Leipzig'in maçı kolay. Büyük ihtimal kazanacaktır. Hafta içi zaten Real Madrid'e de kaybetti. Onun moralini tazelemek için bu hafta kazanacaktır. O yüzden Dortmund'un da kazanması gerekiyor. Wolfsburg ne düşer ne çıkar gibi. Bir üst sıralarda çıkar. Orta sıralarda maçı ligi bitirebilir. O yüzden rahat bir takım. Zaten son haftalarda da görünüyor. Son 5 maçın 4'ü berabere bitmiş. Mainz deplasmanı 1-1. Heidenheim yine deplasmandan 1-1. Köln'ü 1-1. Yine hep böyle alt sıra takımlarla çoğunu berabere kalmış. Hoffenheim'ı da 2-2 berabere kalmış kendi evinde. En sonunda Union Berlin'e deplasmanda yenilmiş. Yani o Union Berlin'e gol atamadı. Dortmund favori. Maçın oranı da zaten düşük olması lazım. Hemen oranlarına da bakalım. Dortmund'un oranı 1.93. Dortmund favori. Kazanabilir ama Dortmund sıkıntı yaratıyor. Çoğu maçında ilk golü yiyen takım da oluyor genelde. Ben Wolfsburg'un gol atacağını zaten düşünüyorum. Karşılıklı gol var oynanabilir ama karşılıklı gol var oranı düşük. İsterseniz bunu 2.5 üstle birleştirip 1.48. Bunu 2.5 üstle karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. Dortmund 2-1, 3-1 gibi galibiyet alabilir. Ama Dortmund gününde olmadığı zaman dediğim gibi çok gol yiyor. Çok goller yiyor. İkinci golü de yiyor. Üst de var. İdeal oynanabilir. Bu güzel bir oran. Ben biraz daha riskli bir tercihe gittim aslında. Şimdi Wolfsburg'un gol atacağını düşünüyorum. Bu şok gollerden birini ilk yarı atacağını düşünüyorum. O yüzden ev sahibinden ilk yarı bir gol alabiliriz diye düşündüm. 1.79 gibi bir oran var. Bu da yine riskli kuponlara girecek bir oran. Tabii ilk tercih karşılıklı gol var olur bunun ideal tercihi. Daha ideal tercih ama riskli kuponlarda ilk yarıdan Wolfsburg'un golünü ekleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim Premier Lig'e. Saat 18.00'da başlıyor. Nottingham Forest West Ham'ı ağırlıyor. Aslında son haftalarda iki tane kötü takım diyebiliriz. Son haftaki puanlar performanslarına bakalım. West Ham son 5 maçında 3 berabere kalmış. Brighton 0-0 kendi evinde. Deplasmanda Sheffield United 2-2. Sheffield United'dan 2 gol yemiş. Kendi evinde Bournemouth 1-1. Yine deplasmanda Manchester'a 3-0 yenildi. Geçen hafta en son Arsenal'den 6 gol yedi. Aslında bunu da karşılıklı gol var olarak önermiştim. Arsenal bir gol atabilir diye düşündüm ama çok basit hatalardan gol yedi arkadaşlar. Nottingham'da onlar da son haftalarda formsuz. Onların da sadece bir galibiyeti var. Oradan da Manchester United yendi. İç sahada yine bir nebze daha iyi oynuyor Nottingham Forest ama yine en son Manchester galibiyeti var. Yine 4 mağlubiyeti var. Form durumlarına, alt üst durumlarına bakalım. Alt üst durumlarında West Ham'ın 24 maçta 16 üst olan maçı var 2.5 üstü. Yine Nottingham'ın da 14 tane 2.5 üstü var. İç sahada bakalım. Nottingham kendi evinde %50 üstle oynuyor. Deplasmanda da yine West Ham'ın 10 maçın 12 maçın 10'u üst olmuş. Deplasmanda daha çok üst oluyor West Ham'ın maçları arkadaşlar. Oranlarına bakalım. VAR oranı 1.50. Ben direkt VAR önereceğim. Nottingham'da West Ham'a gol atacağını düşünüyorum. Kendi aralığında da genelde bol gollü maçlar çıkartıyor. Zaten West Ham'ın son maçlarda son 2 maçta 9 gol yemiş. Manchester'dan 3, Arsenal'dan 6 gol yemişti. Sheffield United deplasmanında bile gol yediyse ve Nottingham Forest kendi evinde West Ham'a gol atacaktır. Onlar da en son kendi evinde Newcastle'a 3-2 yenilmişti. Karşılıklı gol var. Önereceğim direkt 1.50. Hatta bunu ilk tercih oynayabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Diğer bir kuponda da üstü ekleyip sürpriz kupona da 2.5 üstü de ekleyip 1.76 o şekilde denedim. Güzel bir maç. Bu maça bugün güveniyorum. Aklına yatanlar yine değerlendirebilir arkadaşlar. Geçelim Championship'e. Norwich kendi evinde Cardiff'i ağırlıyor. En son Norwich maçından size bahsetmiştim. Karşılıklı gol var da önermiştim. Dış sahada bakalım. Cardiff ne yapıyor? Gol yiyecek mi? Ona bir bakalım. Dış sahada Sheffield Wednesday'i 2-1 yenmiş. 1 gol yemiş Sheffield Wednesday'den. Yine Cardiff Coast Park Rangers deplasmanı yine 2-1 galibiyetle dönmüş. Yine Plymouth'tan 3 gol yemiş. Plymouth kendi evinde çok gol atan bir ekip. 1-0 öne geçmişti. 3-1 mağlubiyete döndü. Watford deplasmanından gol yemeden dönmüş. West Bromwich'e 2-0 mağlup olmuş. Norwich kendi evinde ne yapıyor? Son haftalarda formda. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış zaten. Bir de çok da gol atmaya başladı. Huddersfield'e 2-0 yendi. 2 gol attı. Southampton çok iyi takım. Ligin 3. sırasında olması lazım. Onunla da 1-1 berabere kaldı. West Bromwich'i net skor 2-0 ile yendi. Yine Coventry'i 2-1 ile yendi geçti. Son maçta da 4-2 Watford'u yendi. Maç bir ara 2-2'ye gelmişti. Sonra 2 gol de atıp 4-2'ye getirdi. Yine bol gollü bir maç olabilir. Alt üst oranları VAR oranı 1.54. Üst oranı 1.61.
Bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var da olabilir. Norwich ikinciyi atıp üste de gider diye düşünüyorum. Maç bol gollü geçecek diye düşünüyorum. Zaten son 3 maçı karşılıklı gol var ve 1.5 üste gidiyor. O da Liverpool'a 2 gol atmış. Cardiff Plymouth deplasmanından 3-1'le mağlup dönmüştü. Leeds'ten 3 gol yedi. Sheffield Wednesday'den 4 gol yedi. Yani iyi takımlardan çok gol yiyor aslında, öyle söyleyebilirim. Norwich kendi evinde aslında iyi takımdır. Bir de 7. sırada playoff'a girmeye çalışıyor. Coventry'i altına alabilecek gücü var. Bence 4. sırada falan olması gerekirdi. Her zaman Championship'te buralara oynayan bir ekip. Ben Norwich'ten bugün 2 gol bekliyorum en az. O zaman o yüzden ev sahibi 1.5 üst alacağım. Oran 1.66. Çok güzel bir oran. Maç 2-2'de bitse sıkıntı olmaz bizim için. Maç sonu 1.5, ev sahibi 1.5 üst önereceğim. MBS 2 olmuş. Championship MBS 2 olarak oynayacağız. Yanına bir maç daha ekleyip oynayacağız. Zaten videonun sonunda kupon olarak da vereceğim bunu. Aklına yatanlar deneyebilir arkadaşlar. Geçelim Bundesliga'ya. Saat 8.30'da Leipzig'in maçı var. Leipzig'in maçını almıştım demiştim, söylemiştim. Hafta içi Real Madrid'e yenildi ama kötü futbol oynamadı aslında. Güzel futbol oynadı ama Real Madrid tecrübesiyle kazandı. Zaten yüksek oranı vardı. Tecrübesiyle kazanırı önermiştim. Yanına City'yi de ekleyip ikili kupon yapmıştım. Güzel bir orandan kazandırdı. Şimdi onun yorgunluğunu hissedecek biraz. Dortmund'da 4. sıra için savaşıyor. Az önce de söylemiştim. Mönchengladbach'ta 22 puanda. Yani düşmezler diye düşünüyorum. Çünkü son haftalarda biraz salmış ama onlar da biliyor düşmeyeceğini çünkü. Darmstadt Mainz 12 puan. 10 puan fark yapmış. Lig sonuna kadar daha bir 10 puan daha alsa yani 36, 35, 30, 30 bandını geçer diye düşünüyorum. Onlar kafa olarak biraz rahatlar. Rahat da futbol oynuyorlar. Dış sahada ne yapmış son 5 maçında? 5 maçın 4'ünü kaybetmiş. Bayern'e 3-1. Geçen hafta güzel oynamışlardı aslında. Leverkusen'e deplasmandan gol yemeden döndüler. Büyük başarı aslında. Yine Frankfurt'a 2-1 mağlup oldular. Union Berlin'e 3-1 gol yediler. Çok gol atamayan Union Berlin'den bile 3 tane gol yemişler aslında, sıkıntılı. Dortmund maçından yine 4-2 mağlubiyetle dönmüş. Aslında şuraya baktığınızda hep iyi takımlar oynamış. Dortmund, Leverkusen, Bayern Münih, Frankfurt hep iyi takımlarla oynamış aslında son 4-5 maçın deplasmanı iyi takımlarla oynamış. Leipzig'i zaten evinde biliyoruz nasıl oynadığını. Leipzig'in oranı 1.23. Leipzig'in kazanacağını düşünüyoruz. Ya 1.23'den oynamayacağız. 1.5 üst eklesek 1.29 değmez. 2.5 üst oynayabiliriz 1.48. Ama bu sefer de Leipzig'ten 3 gol bekleme riskine gireceğiz. Mainz gol atamadığı senaryoda Leipzig'ten 3 gol beklememiz gerekiyor. Bu şekilde o zaman Mönchengladbach'ın gol atacağına inanıyorsak karşılıklı gol var oynarız. Daha yüksek. 1.38 oranı var. Ben Mönchengladbach'ın deplasmanda bir tane Leipzig'e gol atacağını düşünüyorum. Leipzig'in de cevap vereceğini düşünüyorum. 2-1 veya 3-1 gibi net bir skor alabilir. 3-1 gibi aklımda skor var. 1.44'ten üst ve var deneyeceğim. Güzel aklıma yattı aslında. Güzel bir oran. Çünkü Leipzig yorgun. Kafalar da karışık. Biraz sıkıntı. Rahat durumda olan Mönchengladbach bir tane gol atar diye düşünüyorum. Maç sonu üst ve 2.5 üst ve karşılığı gol var. Önereceğim 1.44'ten aklına yatan da değerlendirebilir arkadaşlar. Geçelim Hollanda Ligi'ne. 20.45'te Sparta Rotterdam Excelsior'u ağırlayacak kendi evinde. Sparta Rotterdam kendi evinde aslında iyi oynayan bir ekip ama son zamanlarda çok formda değiller. Son 5 maçın 3'ünü kaybetmişler zaten. Son haftada Feyenoord'da 2-0 kaybetti. Biraz direnç gösterdi aslında. İlk yarı 0-0 geçti. İkinci yarı 2 tane gol yedi. Excelsior da onlar da çok formda değiller. Düşme potasına yakınlar Excelsior. O yüzden biraz reaksiyon göstermesi gerekiyor Excelsior'un. Dış sahada ne yapıyor? Gol atabiliyor mu Excelsior? Ona bakalım. Dış sahada 12. sırada 17 gol atıp 22 gol yemişler. Yani maç başına 1.70 gol atıp 2.2 gol yiyor. İç sahada Sparta nasıl? İç sahada da Sparta 10 gol atıp 17 gol yemiş. Yani deplasman ekibinden gol bekleyebiliriz burada. Hemen durumlarına bakalım. Dış sahada oynadığı maçlara bakalım. Excelsior 2-2, Valwijk'te 2-2. Twente'ye bile 2 tane gol atabilmiş Excelsior. Twente de ligin böyle en kısır takımıdır. Çok gol yemeyi sevmez, yemez de yani. Öne geçtiği zaman maçı kilitler, sıkar. PSV bile çok az gol yiyen PSV bile bir tane gol atmayı başarmış. 10 gol yemiş sadece PSV. Almeriz'de de en son gol atmış ama oradan da 2-1'lik mağlubiyete dönmüş. Bartolt adam evinde gol atamıyor gibi görünüyor ama onlar da Twente'ye 2 gol atmış. Goya Tigres da gol atamadı. Zvola gol atamadı. Ama kendi aralarında oynadıkları maçlarda Bartolt adam biraz da üstünlüğü var. Ben karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Oran da güzel, yüksek 1.51. Aklına yatan da direkt karşılıklı gol var deneyebilir. Yine isteyenler üstü de ekleyebilir. Çünkü 1-1 bitmemesi gereken bir maç. İki takıma da yaramıyor. Yani Bartolt adam neyse de Excelsior'a 1-1 yaramıyor mesela. O yüzden gol 7 zaman direkt saldırır ikinci gol atmak için. Üste de gider diye düşünüyorum. Ama ilk tercih karşılıklı gol var olacak. Sonra isterseniz üstü de ekleyip 1.75'e
yükseltebilirsiniz. Geçelim diğer Hollanda Ligi maçımıza. Zwolle kendisinde Almere City'yi ağırlayacak. Zwolle maçın favorisi. Evinde de güzel futbol oynuyor. En son Go Ahead Eagles'a geçen hafta sonu 1-1 berabere kaldı. 90'da penaltı yedi. Maçı zaten kaçtı golü var önermiştim. Aslında daha fazla gol olması gerekiyordu. Yani 2-2, 3-2'lere gidecek bir maçtı. İlk yarı Go Ahead Eagles penaltı kaçırdı. Maç 1-1'de kaldı. Normal. Puanı ihtiyacı olan bir takım çünkü playoff'a girmek istiyor Zwolle. Almeriste de orta sıralarda. Onlar da düşme potasına çok yakın değiller ama yine de puan almak isteyeceklerdir. Zwolle'a çelme çakmak isteyeceklerdir. Zwolle evinde nasıl oynuyor bir bakalım. Gel gitli bir grafik çiziyor. Aslında dediğim gibi çok gol atıyor. Stata 2 gol atmıştı. Deplasmanda daha çok gol atıyor aslında işin aslı. Valvik'e 2-1 mağlup oldu. 2 tane gol yedi. Yine Nijmegen'den 3 gol yedi. Herenven'le 2-2 berabere kaldı. Herenven'den de gol yedi. Son hafta kendi evinde oynadı. Son hafta Vitesse'yi 1-0 mağlup etti. Vitesse zaten ligin son sıralarında herhalde bu sene düşecekler artık. 2-3 senedir çırpınıyorlar. Almeriste deplasmanda ne yapıyor ona bakalım. 10 maçta 9 gol atabilmiş. Sparta Rotterdam'ı deplasmanda yenmiş. Herenven'den 3-0 mağlubiyetle dönmüş. Alkmaar'a 1 gol atmış. Deplasmanda 4-1 mağlubiyetle dönmüş. Yine deplasmanda Volendam'ı 1-0 yenmiş. PSV gol atamana mağlup olmuş. 2-0'la dönmüş. Oranlarına bakalım. Zwolle Almere'den karşılıklı gol var oranı 1.56. Kazanır oranı Zwolle'un 1.88. Kazanacağını da düşünüyorum. Ama yine sıkıntılı bir maç olacak diye düşünüyorum. Almere City Zwolle deplasmanında gol bulabiliyor. Yani her maçta Zwolle 3 tane gol atmış ama Almere'de 2 gol atabilmiş. Zwolle da çok gollü maçlar çıkartıyor. Ajax 2-2, Herenveen 2-2, Alkmaar 2-2 gol yiyor yani. En sonunda Go Ahead Eagles'ta 1-1 beraber kalmıştı. Az önce de söyledim. Almere City de tehlikeli. Herenveen'e 4 gol atmış. Gerçi hazırlık maç ama onu geçelim, es geçelim. Volendam yenmiş. PSV'ye gol atamamış. Ama Zwolle evinde gol yiyor gördüğünüz gibi. Valvik'ten, Nijmegen'den, Herenveen'den gol yiyor. Kazanacağını düşünüyorum. Aslında bir kuponda Zwolle kazanabilir, oynanır ama ilk tercihim benim karşılıklı gol var oldu. Çünkü Hollanda Ligi bol gollü. Bir anda 3-5 dakikada karşılıklı gol varlar olabiliyor. O yüzden ilk tercihim her zaman karşılıklı gol var olur. Yani biri oynamaktaysa karşılıklı gol var oynamayı tercih ederim. Karşılıklı gol var ilk tercihim. Sonradan da dediğim gibi Zwolle'un kazanacağını düşünüyorum. Sürpriz olarak ne oynayabiliriz? 1 ve karşılıklı gol varı 3.15'ten. Belki ufak bir değerlendirilebilir. Aklına yatanlar 3.15'ten. Maç sonu 1 ve karşılıklı gol var olarak sistem kuponu, sürpriz kuponları ekleyebilir. Aklınıza yatarsa yine değerlendirebilirsiniz. Geçelim son maçımıza. Valencia evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Puan durumlarına bakalım. Sevilla lige çok kötü başlamıştı ama biraz toparlandı son 2-3 haftada. 23 puana çıktı. En azından düşme potasına 6 puan fark yaptı. Bu çıkışı sürecektir. 30 puanlara kadar buraya çıkar Sevilla ligin sağlam takımı. Valencia da bu sene iyi. İlk 6'ya girmeye çalışıyor. Betis'i altın alıp en azından bir UEFA konferans ligi falan yapmaya çalışacak. Ama onlar da bir hafta kazanıp bir hafta kaybediyor. Deplasmanda da kaybediyor özellikle. İç sahada ne yapıyor Valencia ona bakalım. Valencia iç sahada güzel oynuyor. Sezonda iyi başlamıştı zaten. Celta Vigo'ya 0-0 kaldı. Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı. Villarreal'i 3-1 yendi. Ondan önce de sonra da Bilbao'yu 1-0 yendi. Son haftada Almeria'yı 2-1 yendi. Sevilla'da son haftalarda zaten şeydi söylemiştim. Son deplasmanlarda Vallecano'yu 1-0 yenmiş. Cadiz'i 1-0 yenmiş. Ama son haftada Atletico Madrid'i yenmiş olması lazımdı. Kendi evinde Madrid'i yendi. Ondan önce Vallecano'yu deplasmanda yendi. Deplasmanda ben Sevilla'nın gol atacağını düşünüyorum. Atması gerekiyor en azından. Bir puanla buradan dönmek isteyecektir en kötü. Bir Valencia'da bazen kendi evinde gol yiyor. Zaten kendi aralarındaki maçlarda da yine Sevilla'nın Valencia'nın gol attığını görüyoruz. Karşılıklı gol var ve genelde 1-1 bitiyor maç. Aynı skor gene geçerli. 1-1 biteceğini düşünüyorum. En kötü, en fazla Valencia belki yine kendi evine kazanıp 2-1 biter diye düşünüyorum. Maç sonu karşılıklı gol var ilk tercihim. Daha sonra da gollerde 2-3 golde bunu yine de değerlendirebilirsiniz. Ama ilk tercihim karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. Aklına yatanlar yine bunu kuponlarına ekleyebilir. Şimdi 3 tane kupon yapmıştım yine arkadaşlar. Onları da yine size göstermek istiyorum. Aklına yatan kuponları oynamak isterseniz değerlendirebilirsiniz. İlk önce Darmstadt-Stuttgart maçını maç sonu 2 ve 1.5 üst aldım. 1.46 oranı var. Bunun yanında Nottingham Forest West Ham maçını karşılıklı gol var aldım. Bir de Sparta Rotterdam Excelsior maçını karşılıklı gol var aldım. Üçünün oranı 3.31 yapıyor. Denemek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz veya bir maç çıkartıp da öyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Toplam oran 3.31 yapıyor. Aklına yatanlar bunu değerlendirebilir. Bir de bir tık daha oran yüksek bir kupon yaptım. Bu da 3.75'li bir kupon. Yine Leipzig maçını aldım. Üst ve var aldım. Valencia maçını karşılıklı gol var aldım. Orada da Zwolle Almeriste'nin karşılıklı gol var aldım. Toplam oranı 3.75 yapıyor. Bunun da yine 3 maçı
düşün. Yine maç eklemek isterseniz veya çıkartmak isterseniz orada seçim size kalmış. Benim şansım ortak olmak isterseniz aynı şekilde oynayabilirsiniz. Bir de 4 maçı böyle sürpriz bir kupon yaptım. Biraz riskli, güzel bir kupon ama yani onu da aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Mainz Augsburg maçını 2-3 gol aldım burada. 1.76 oranı var. Wolfsburg maçına ev ilk yarı 0.5 üst aldım Wolfsburg'dan. Sürpriz bir gol beklediğim için. Nottingham Forest 2.5 alt ve 2.5 üst ve karşılıklı gol var aldım. 1.76 orandan. Norwich Cardiff maçını ev 1.5 üst aldım arkadaşlar. Bunun da oranı 9.20 yapıyor. Çok güzel bir kupon aldı aslında. Çok riskli bir görünüyor ama riskli değil aslında. Güzel bir kupon. Nottingham Forest maçına güveniyorum. Norwich maçına güveniyorum. Mainz maçına güveniyorum. Bu Wolfsburg Dortmund maçından tırsıyorum. Belki Wolfsburg ilk yarı pek asılmaz maça. Maça iyi başlayamaz. Belki bu yatırabilir. Bunu çıkarırsak 5.14 oran yapar. Bu şekilde de oynanabilir. Güzel bir kupon oldu. Aklına yatanlar 5.14'ten deneyebilir. Ya da 4 maç olsun. Tutarsa bu şekilde tutsun deyip 4 maçta deneyebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün maçlarım bu kadardı. Hafta sonu yine bülten güzel geçer umarım. 9 tane maç anlattım. Aklınıza yatan maçları kuponlarınıza ekleyebilirsiniz veya aynı şekilde kuponları da değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese bol şans diliyorum. Yine hatırlatalım. Videoyu likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.